Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bir haftalık bir aradan sonra yine birlikteyiz. Fatih Hoca ile Gerçek Evlilik bölümünde yine evlilikleri analiz edeceğiz. Kemal ve Neriman'ın ilişkisini masaya yatıracağız ve bu ilişkinin şahsında genel anlamda evliliklerde ne gibi sorunlar söz konusu oluyor ve bunlara nasıl pratik çözümler üretebiliriz? Bunları ele almaya devam edeceğiz. Çözüm uzakta değil. Hiç endişeye mahal yok. Biraz farkındalık ve ufak tefek dokunuşlarla yolunda gitmeyen ilişkilerinizde çok güzel iyileşmeler, çok güzel değişimler elde edebilmeniz mümkün. Neriman! Neriman! Efendim canım. Ya bu eşofmanlarım nerede? Oradadır. Her zamanki yerinde. Ya dolabın orta gözündeyim. Bak, iyice bak. Ya yok burada. Üf, iyice bak ya, vallahi Allah bilir de gözünün önünde de görmüyorsun Kemal'e. Allah Allah. Yok diyorum be kadın, anlamıyor ya. Bak Allah aşkına git bul şunları, vallahi çileden çıktım ha. Üf, aman var ya. Kemal illa kaldıracaksın ha. Ya bir kere de ben olmadan bir şey yapın ya. Ya mızmızlanma, sen halledeceksin tabii. Kim halledecek başka ya? Aman valla. Ağzınıza kurt düşer ben olmasam bu evde. Ah ah Selvi Hanım, yine senin kafana ne soktu acaba? Ha? Hakikaten yok burada. Ediyoruz değil mi? Nereye koyarsın ki? Bilmem. Allah. Kız Neriman. Neriman. Bu... Annem bugün geldi mi eve? Tabii. Tabii ki geldi ya. Selvi Hanım bugün bu eve geldi. Doyamadı hafta sonu kızına. Al işte. Nereden buldun? Gitti iş üstüne. Buldum işte ya, ne yapacaksın? Ya nereden buldun söylesene. Ötüleneceklerin arasına karışmıştı işte. Ben şimdi anladım ya. Şimdi anladım. Ne anladın? Ne anladım biliyor musun? Bu evde... Yine Selvi Hanım'ın kanunları devreye girmiş. Yine kanunlar girmiş devreye. Ya ne alakası var Kemal ya? Hiç inkar etme Neriman. Hiç inkar etme. Bu ütülenecek takıntısı olan, ütü takıntısı olan kim? Hı? Hı. Senin böyle bir takıntın var zaten. Kesin o koymuştur oraya. Ama sen bunları ütülemiyorsun bile. Sen yapmazsın çünkü. Saçma saçma konuşma Allah aşkına. Ütü yapmıyor muyum ben bu evde ya? Ya yapıyorsun da işte Selvi Hanım'ın zoruyla. Ya annem o benim. Tabii kızın akıl verecek. Sen akıl vermiyor ki. Ya resmen yönetiyor seni ya. Nereden çıkarıyorsun ya? Ya şu ev bile annenin düzeni be. Hele şu bak, bu tabloyu kim astı buraya? Annen. Şu televizyonun üzerindeki danteller annen koydu. E içerideki mutfak dolaplarına koyduğu çanak, çömlek şeyler hepsini annen dizi. Daha sayayım mı? Allah aşkına Kemal. Bir kere o tablo teyze kızının hediyesi, tamam mı? Anneme hediye etmişti. Neden? Çünkü onu annem evlendirdi. Vallahi şimdi mutlu mesut yuvası varsa annemin sayesinde. Ya annem de işte hediyeyi getirdi, bize hediye etti. Öyle yani, ne yani canım, asmasın mı kadın şimdi hediyesini duvara? Yahu niye asıyor ya? Hediye mediye. Tamam karışmasın, biz asarız yani. Bir şey ya. Annem o benim ya. Hem böyle konuşuyorsun falan da yani. Taksit öderken iyi değil mi? Ya ödüyor da ne oluyor Allah'ını seviyorsan. Bazen bu eve kim hükmediyor, ben bak kafam karışıyor benim ha. Yani annenin zevklerine göre yaşıyoruz resmen ya. Ya Kemal yardımcı olmaya çalışıyor kadın. Niye anlamıyorsun ki? Ben böyle gönlü olsun diye ya bazı şeyleri ses etmiyorum. Ne var bunda? Bazı şeyleri değil. Senin annen her şeye karışıyor. Söyle, bugün geldi değil mi bu eve? Ne? Sabahtan bir uğradı işte. Çamaşırları da katladı. Yardım etti ya. Çocuk görüyor, niye anlamak istemiyorsun? Ya hoşlanmıyorum işte ya. Annen karışmasın bizim düzenimize. Ya canım benim. Sen niye dert ediyorsun ki bunları bu kadar ya? Ha? Yani tek derdimiz bu olsun vallahi, yani bu kadar niye kafana takıyorsun bunu, anlamıyorum ki. Ya istemiyorum Neriman. Allah Allah, annen eve gelince evin bir havası değişiyor. Senin bile havan değişiyor ya. Benim mi? Evet. Bak. Hı? Ne bu? Ne var ya, okuyamaz mı ya? Ya okursun da ne kitabı bu? İşletme. Allah Allah ya. Sen niye rahatsız oluyorsun ki bundan? Allah Allah. Okurum okumam. Hayret bir şey Kemal ya. Vallahi yeri gelir okumadım diye küçümsersin. Şimdi okuyorum diye şey yapma şimdi yani. Nerimancığım ben niye rahatsız olayım ya? Sen demiyordun mu ben çocuk gelişimi okuyacağım diye? Ha? Ne yani şimdi bu? Evet. Vazgeçtim çocuk gelişimi okumaktan. Heh. Ya ne bileyim böyle düşündüm. Hesap işlerinde iyiyim. Ne gülüyorsun ya? Annemin de hesap kitap işlerini hep ben yapıyorum zaten. Öyle yani bir düşündüm, değiştirdim fikrimi. İşletme gibi bir şey okumak istiyorum artık. O fikir nasıl değişiyor acaba ha? Selvi Hanım çünkü değiştiriyor. Selvi Hanım yapıyor onu. Ya annemi bilmiyormuş gibi konuşup durma Kemal ya. Biliyorum işte, biliyorum. Annen seni darlıyor. Hop. Atıyor. Annem her zaman benim okumamı destekledi, tamam mı? Ama sen desteklemiyorsun ya, desteklemediğin için hırç çıkarıyorsun. Ha. Bu destek değil ki Nerimancığım. Bu destek mi sence? Annen seni elinde oynatıyor, sen de uyudur. Aman ya vallahi var ya, bir şofmanı aradığın yerde bulamadım diye ettiğin onca çeneye bak Kemal ya. Valla söyleyeceğim anneme de bir daha koysun aynı yerine, tamam mı? Oldu mu şimdi? Gerçekten safsın Neriman. Hocam bu nasıl söylenir bilmiyorum ama annesinin bizim eve gelip sürekli düzenimize karışmasından ben sıkıldım. Yani her şeye karışıyor. Yani duvardaki tablomuza kadar, evdeki eşyaların yerin düzenine kadar. Yahu danteller getirmişler. Dantelleri koyacağımız yere kadar ya. Bizim aklımız fikrimiz yok mu? İnsana kendini bir tuhaf hissettiriyorlar. Çok ilginç yani. Biz bir ev kurduk, yuva kurduk. Bizim kendi fikirlerimizden çok Selvi Hanım'ın fikirleri ön plana çıkıyor. Ben bundan çok rahatsızım. Hani sizin de belki bir uyarınız olur mu bilmiyorum. Anlaması gerekiyor mu bazı şeyleri de. Ya bunu dikkate almasını istiyorum. Hocam şimdi bir dakika. Benim anneme laf edene kadar önce kendi annene bakacaksın. Sen kendi annesi dedektif gibi hep peşimizde yani. Onun lafını etmiyor. Şimdi benimkine gelecek olursak da annem bana yardımcı olmaya çalışıyor sadece. Hocam bütün gün evle uğraşıyorum, çocuklarla uğraşıyorum. Ay bir de yaramazlar sormayın valla. Yani onların peşinde bir sürü zaman geçiyor yani. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Kadıncağız yardımcı oluyor bana. Yani ne var şimdi tablo diyorsun. Tabloyu asmış. Tabloyu oraya asmış duvara. Ne var hocam burada? Kendisine gelen hediyeyi o da bize hediye etti. Hediyesini de böyle duvarda görmek istedi. Yani ne var ki bunda? Ya bir anne evladın yani evine karışmış mı oluyor şimdi yani böyle güzel hediyesini paylaşınca? Geliyor mesela işimi kolaylaştırıyor. Evimde mutfağımda ne var ne yok unutuyorum bazen dalgınlıkla. Onları hatırlatıyor. İyi, ben de anasının evine gidip yaparım. Ben de o zaman yerini değiştireyim. Yaparsın? Yeri, düzeni ben değiştireyim bakayım mutlu oluyor mu? Ya aynı şey mi Allah aşkına? Onlar bizim annemiz yani. Kendi annenin evinde yapabiliyor musun bunu? Niye? Yapamıyorsun. Söylerim ya, canım gerekirse ne var? Ya bırak Allah aşkına Kemal. Hocam bunda bir şey var mı Allah aşkına annemizin evimize gelmesinde? Ya başımızın üstünde onlar ya. Benim bu zamana kadar büyümüş yetiştirmiş sonuçta yani hakkı var üzerimde. Öyle değil mi? Çok ilginç. Ya ben nasıl ne söyleyeyim yani kadına şimdi? Sanki anısından ayrılsın diyorum ben. Evimize karışmasın. Ama geliyor yani sen de her gelmesine bile laf ediyorsun. Ya neye laf edeceğim? Karıştığı için gelmesine laf ediyorum ben. Bak yanlışlık olmasın. Hayır. Gelip kahve içmesine bile laf eder oldu hocam. Gelip kahve içmesine bile oturup iki kelam laf etmemize, muhabbet etmemize bile karışır oldu, laf eder oldu. Bu normal bir şey mi? Kahve içerken tablonun yeri bozukmuş. Onu da görüyor ama. Kahve iç git o zaman. Git kızınla iki muhabbet et git. Söyle ya kızının evi güzel olsun istiyor ya. Ne var bunda ya? Güzel böyle tertipli düzenli olsun. Olmayınca da söylenirsin bu tablo niye böyle yamuk diye de söylenirsin ama. Ben böyle şey demiyorum hocam. Fikrimizin bir önemi yok da neyse. Sınırlar. Hayata şöyle bir bakalım. Bütün canlı ve cansız varlıkların sınırları vardır. Gökyüzünün bile bir sınırı var öyle değil mi? Atmosferin, stratosferin, uzay belli bir noktadan sonra başlar. Mikrokozmoza girelim. En ufak canlının tek hücreli arklerin bile bir sınırı vardır. Çeperi, zarı vardır. Sınırı hayattır. Sizin evin sınırı nerede? Sizin evin sınırı nerede başlar, nerede biter? Sınır, yabancı unsurları yapının dışında tutmak. Diğer bir deyişle o yapının bütünlüğünü ve orijinalliğini korumak için vardır. Sizin birlikteliğiniz de kendine özgü, orijinal bir bütünlük, bir yapı oluşturuyor. Çocuklar da bu yapının bir parçası. Evet. Hani diyor ya, sen, ben, bizim oğlan. Sen Kemal, sen Neriman ve çocuklarınız. Sizin birlikteliğiniz bu dört unsurun bir araya gelmesinden oluşmuş. Hani anansıl erba der eskiler, hava, su, toprak, ateş. Bu durumda anne, ister senin annen olsun Neriman, isterse de senin annen olsun Kemal. Bu tarife bakacak olursak, annen asli unsur mu? Bu yapının bir parçası mı? Yoksa dışarıdan farklı bir yapı mı? Cevap verin. Elbette ki farklı bir yapı. Bu yapı içeriye girerken müsaade istemek zorunda. Amerikalılar home sweet home derler. Evim, evim, güzel evin. Ev bütün kültürlerde mahremdir. İster bir Eskimo'nun buzdan yapılmış evi olsun, ister bir Afrikalı pigmenin o sazlardan oluşturduğu o derme çatma kulübe olsun. Hepsi mahremdir. Dışarıdan bir yapı kim olursa olsun, ister annen ister baban, hiç önemli değil. İçeri girerken izin istemek zorundadır. Ve içeri girdiği andan itibaren kendisine ait olmayan ve dolayısıyla üzerinde değişiklik yapabilme hakkına sahip olmadığı bir yapının, bir mekanın içerisinde olduğunu da bilmek zorunda. Bakıyoruz burada Neriman, annen sanki mekanın sahibi gibi, istediği gibi işliyor. Değişiklikler yapıyor, müdahaleler yapıyor. Tabiri caizse kendi düzenini kuruyor. Ne oldu burada? Şimdi sapla saman birbirine karıştı. Annen bu yapının asli bir unsuru mu? Hayır. Annen ayrı bir yapıya ait bir birey. O zaman demek ki sınırlarda bir problem var. Demek ki bu yapını da bir sıkıntı var. Siz demek ki bir bütün oluşturamamışsınız. Siz birbirinize kaynayamamışsınız. Böyle olmaz. Her yerin bir sınırı olacak. Ve o yapının asli unsurları olacak. Bunu kendileri bilecekler, bunu dışarıdan gelenler de bilecek. O ev mahremdir ve o evdeki bütün eşyalar da mahremdir. Bireylerin kişisel alanları vardır. Bedenimiz bizim kişisel alanımızdır. Paramız, eşyalarımız, odamız bizim kişisel alanımızdır. Buraya bir başkası, kim olursa olsun, bakın sizden bir başkasından bahsediyorum. Hocam o benim annem, o benim babam, o benim kardeşim. Senden başkasından bahsediyorum. Girerken, dokunurken, kullanırken senden izin almak zorunda. Yoksa sen olamazsın. Yoksa sen birey olamazsın, sen yetişkin olamazsın, sen var olamazsın. Eğer insanlar senin kişisel alanını hiçe sayıyorsa sen bir hiçsin demektir. Öyle olmaz. Var olduğunuzu hissedin. Nasıl hissedeceksiniz? Sınırlarınızı hissedeceksiniz. Bileceksiniz. Nerede başlıyor, nerede bitiyor. Kişisel alan bilincine sahip olacaksınız. Bunlar çocuklukta elde edilen bilgilerdir. Şimdi bir anne çocuğuna bedeninin onun kişisel alanı olduğunu anlatır. Bu bu bilinci ona kazandırır. Herhangi birisi ona dokunduğu zaman çocuk irite olur. Dokunamazsın bana der. Bağırır, tepki gösterir. Böylelikle kendini ne yapmış olur? Korumuş olur. Şimdi soruyorum size. Sizin ev tabiri caizse yol geçen hanı olmuş. Burada bir kişisel alan bilimcinden bahsedebilmemiz mümkün mü? O evi oluşturanlar sizlersiniz. Kusura bakmayın ama her ikinizin de kişisel alanı yok. Bugün annen girer, yarın kardeşin girer, yarın bir başkası girer. Olmaz. Ve sizde olmayan bu bilinç çocuklarınızda da olmaz. Bu sıkıntılı bir durum. Lütfen. Lütfen bu bilince, bu farkındalığa sahip olun ki karşı tarafta sizin sınırlarınıza ve sizin alanlarınıza hürmet etsin. Kemal, annem benim tek sırdaşım, tek arkadaşım ya. Ona kuşku yok ki Neriman. Ha? Sen sabah öyle akşam rapor ver dur. Ya ne rapor vermesi Allah aşkına? Ya ben ona paylaşıyorum bir şeyleri sadece. O da yani yol gösteriyor sağ olsun. Yani yol göstermesin mi kadın? Yani o kadar yardım ediyor bize, yapma Allah aşkına. Vallahi yardım etmesin Neriman. O kadar daraldım ki yani. Daralma canım benim. Bak. Bak şimdi. Çocuğun okul taksidini veriyor. Tamam mı? 2 kuruşu kendisine harcamıyor vallahi. İstemesi yani vermez. Vermez yani, değil mi? Vallahi babamın emekli maaşının tamamını bize harcıyor kadın. Ya düşün yani. Ah babam ya. Canım benim. İşte okutmadılar. Okutsalardı. Şimdi bir kazancım olurdu en azından ama okutamadılar yani. Ne yapsın onlar da? Öyle işlerine gelmiştir Neriman. Ne alakası var ya? Bir şey işlerine geldiği falan yok. Ya ortaokulda bir çocuk takılmıştı peşime. Hı-hı. Ben sana anlattım bunu. Hı-hı. Niye tekrar anlattırıyorsun şimdi bak. O da o zaman işte babam korktu. Hı. Aldı okuldan. Adam ne yapsın? Yani kaçıncı yüzyıldayız? Senin peşine biri mi takılmış Neriman? Ha vallahi ben serserinin biriydi vallahi. Ondan sonra babam da evde olman daha hayırlı dedi. Ha. Aldı okuldan. Hı. Selvi Hanım da bunu kabul etti ha, öyle mi? Ya ses edemedi kadın, ne yapsın sen de? Tabii, edemez tabii ki. Tabii. Kadın ne yapsaydı, kavga mı etseydi Kemal? Vallahi benim bildiğim Selvi Hanım önüne dağları böyle yığsan aşağı geçer ama... Yapamamış işte. Yapamamış mı yoksa işine mi öyle gelmiş? Evde biri mi? Ne alakası var? Yani ne bileyim, evde birine de ihtiyacı olabilir mi? Şimdi üstelik de bedava yani. Ha? Allah aşkına bak yine günahını alıyorsun kadının ha. Bir kere annem kendi işini kendi yapan bir kadındı, her zaman kendisi yapardı. Ben sadece ona tabii yardım ederdim, o ayrı. Ama yardıma giderdim yani, sadece yardım ederdim. Ben görüyorum o yardımı. Yani merak etme. Ne görüyorsun? Geçen diyorum çörekleri böyle hazırlarken gördüm sizi. Evet. Yani ne var bak, annem senin arkadaşların çörek yapıyor, sen hala konuş daha. Neriman niye annen yapıyor ki? Ben senden istedim zaten onları. Ya ne var, geldi kadın ben çörekleri yaparım dedi. Sen de dedi çocuğunla ilgilen dedi. Ne var ya, yaranılmıyor sana da. Ben biliyorum canım. Gördüm diyorum sana ya. Ha? Ya ne gördün ne? Nerimancığım ne yap biliyor musun? Unu getir. Şekeri getir, yağı getir. Selvi Hanım ne yapıyor? Karıştırsın, ondan sonra bana çörekleri Selvi Hanım yapmış olsun. İstemese yapmaz. Yapmasın zaten Neriman. 2 haftadır lafını edip duruyorsun. Ama ben senin biliyorum niye laf ettiğini. Niye ediyormuşum? Ben sana minnet duyayım istiyorsun. Aşk olsun ya. Minnet duyayım ki anan da eve girip çıksın rahatça. Ne demek öyle ya? Torunlarını özlüyor kadın, geliyor yani. Ya geçen hafta sonu bizde değil miydi? Ha? Sen şimdi diyorsun ki sabah tekrar uğradı bana. Tamam da yani kahve içmeye gelmesin mi kadın? Kemal ne demek istiyorsun anlamadım. Şimdi bahanesi de kahve oldu. Çok iyi. Yok ya ben... Tamam. Ben anladım seni ya. Tamam. Sen annemin gelmesini istemiyorsun bu eve. Anlaşıldı. Ben diyorum ki... Seni dolayısıyla bizi yönetmesin. Ya yönettiği falan yok kadının ya Allah aşkına. Kadın yardımcı olmaya çalışıyor sadece. Olmasın mı? olmasın. He, gerekirse de yardım da ediyorsa edecek zaten. Tamam mı? Her anne baba ediyor. Aşkına. Nankörlük ediyorsun vallahi billahi. Vallahi nankörlük etmiyorum ben. Herkes haddini bilecek bir yerde. Ay tamam ya, vallahi duysa çok üzülür anneme böyle konuştuğunu. Yeter sus. Evet bir şey ya. Ay telefon çalıyor ya. Dur. Nerede? Vallahi tabii ya, ben ay, susayım yani. Sus. Bence de sus, annem arıyor çünkü. Allah'ım yarabbim ya, sus. Ama bir şey söyleyeyim mi? Annenin bu evde, ben sana söyleyeyim, susmamız... Tamam ya, Efendimiz kontrolü aramış. Tamam, susayım, tamam. Allah aşkına sus, duyacak Kemal ya. Okay, tamam. Tamam, kendini sakla. Alo? Peki. Anneciğim? Hah, iyiyim anneciğim, sen nasılsın? İyiyiz, ne yapalım, oturuyoruz işte. Hı. Akşam ama. Ay vallahi düşünmedim ki ne yapayım. Aklımıza gelince yaparım artık bir şeyler, canınız ne çekerse. Ha. Allah iyi hatırlattın ha, unutmuştum ben onları. Güzel güzel, çocuklar da seviyor karnıyarığı, güzel olur. Tamam. Buzlukta da kıymam da var. Ha. Niye ki? Ha tamam. Tamam madem, iyi tamam, hadi kullanmam onu. İyi ama ne yapayım ya, artık da çıkamam şimdi kıyma almaya da. Tamam. Zeytinyağlı yaparım. Kemal de seviyor. Tamam anneciğim hadi. Sen de haberleşiriz. Uygun olduğunda gelirsin bize, yaparız beraber, tamam mı canım? Hadi. Tamam öpüyorum. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ne oldu? Hı? Selvan'dan aldın mı direktiflerini? Allah aşkına konuşup durma, şöyle kızıyorum artık ha. Bana niye kızıyorsun canım? Ben az önce konuşmadık mı seni yönetiyor diye işte? Ha? Ya ne yönetmesi ya? Ya Kemal ya. Ha. Allah aşkına insan bak akşam anne yapacağını düşününce bazen böyle gerçekten daralıyor. İçine böyle fenalık basıyor. Yani o da fikir verdi bana, kızına yardımcı olmaya çalışıyor. İşimi kolaylaştırıyor. Ya çok merak ettim Neriman. Ne kadar muhteşem bir fikir verdi acaba sana? Bir söyle bakalım hadi. Öyle dolapta patlıcanlar vardı da onu hatırlattı. Sağ olsun. Dolapta patlıcanlar var tabii. Hı-hı. Maşallah ya. Annen dolabımızın içine kadar girmiş Neriman. Kemal ya. Yani yalan mı söylüyorum hayatım? Yani annen dolabımızın içindeki patlıcana kadar biliyor. Sen biliyor musun ya? Hadi söyle, sen dolapta patlıcan olduğunu biliyor muydun? Saçma saçma konuşma Allah aşkına. Biliyorum tabii, bilmez olur mu ya? Evet. Da insanın aklından çıkıyor bazen işte. Ne var canım, bu kadar iş yapınca gün içerisinde her şeyi hatırlayamayabiliyorsun. Sen hiç merak etme kız. Sende öyle bir anne var ki aman sana hiç unutmazsın bile. Anama kurban ol sen. Tabii. Tabii. İşimize gelince anama kurban ol tabii. Öyle nankörsün ki. Ya anacığım bir de seni düşünüyor ya. Beni düşünüyor öyle mi? Evet. Telefonda ne konuştuk biliyor musun? Ne konuştun? Ben şöyle düşünüyorum. Akşam yemeğinin talimatını aldın diye düşünüyorum. Ha? Kemal ya. Dolaptaki kıymayı kullanma dedi. Niye? Hı. Çünkü sana içli köfte yapacakmış ondan. Ay. Ama nerede o kıymet bilmez sende. İçli köfte mi yapacakmış? Evet. Öyle Selami'nin kıyması iyi ya, onu kullanma dedi işte. Evet bilse şu damadının laflarını bilmiyorum yapar mıydı? Ya sen şimdi bana niye kızıyorsun Neriman? Vallahi ne dedin? Ne demişmiş? Ya Allah aşkına geldiğinden beri annemi eleştiriyorsun Kemal ya. Annem benim yıkamış çamaşırları güzel mis gibi. Ondan sonra katlamış onları, koymuş ütüleneceklerin içine. Ne var bunda ya? Ya Neriman. Nankörsün ha. Nerimancığım, bunlar benim eşofmanlarım. Ben istediğim yere kaldırıyorum bunları ya. Yerini değiştirmesin, karışmasın. Bu kadar. Tamam. Karışmasın. Allah. O zaman sen bunu söyle anneme. Tamam mı? Bu rahatsızlığını dile getir. Ya ben niye söylüyorum ya? Senin annen, sen söyle. Yok canım, ben hayatta söyle bir şey söylemem anneme. Senin problemin, sen kendi söylersin. Ben niye söylüyorum? Bana bak. Ne ya? Sen nasıl konuşuyorsun öyle Neriman? Bir şey konuştum yok vallahi. Vallahi söyleyemem Kemal ya. Şey yapma, üstüme gelip durma. Kendin söylersin sıkıntını. Beni hiç karşı karşıya getirme şimdi Selvi Hanım'la, tamam mı? Oldu. Sen söylersin. Tabii. Vallahi hiç. Beni alakadar etmez. Kendi rahatsızlığını kendin dile getirirsin. Ben mücadele edemem Selvi Hanım'la. Tamam, sen söyleyeceksin, bu kadar. Niye acaba? Hı? Ay bir dakika, şey olabilir mi acaba? Okul taksiti yaklaşmış olabilir mi çocuğun? Yaklaştı, ne olacak? Ha? O kadar çakalsın ki. Ne çakalı kızım? Vallahi bak, aklınca böyle anneme bir şey söylersen, çıkıntılık yaparsan annene taksiti ödemeyecek değil mi? Vallahi kusura bakma Neriman'cığım, kendi bilir. Çocuğu yuvadan alırız, evde de sen ilgilenirsin. Ha pes yani ya. Vallahi durum bu Neriman. İnanamıyorum sana ya, vallahi başım ağrıdı Kemal ya, gerçekten. Ay ne anacığım ya, vallahi nereden kaldırdın şunun eşofmanını ya? Bak neyse ne, tamam mı? Ben evimde düzen istiyorum. Bu kadar. Ay, tamam sus, vallahi başım çatlıyor, daha yemek yapacağım. Şey diyeceğim, annenin içli köfteleri ne zaman yapacakmış? Ay yok artık. İnanmıyorum sana ya. Ne var canım ya? 2 tane arkadaşımı getireceğim eve. Ay anacığım benim ya. Hem böyle yorulacak hem de böyle kıymetlimizin diline düşecek ya sen. Doğru konuş Neriman. Ya neyi doğru konuşayım ya? Tutuyorsun bir de. O kadar geldiğinden beri laf ediyorsun anneme. Sonrasında da böyle arkadaşlarına, kadının içli köftesine getirmeyi düşünüyorsun. Kemal normal bir şey mi bu? Ya arkadaşlarımı getirirken sana mı soracağım Neriman eve? Sorma, ne soracağım? Allah Allah. Sormuyorsun zaten de. Ya iyi tamam, hadi kalk şu yemeği yap ya. Tamam, ne duruyorum ki zaten. Vallahi yoruldum, yordun beni. Gerçekten. Ben değil. Seni anan yordu da sen görmüyorsun. Vallahi sus. Tartışamayacağım artık ve sıkacağım ümüğünü. Doğru söyleyin, 9 köyden kovarlarmış. Nereye? Hey yavrum hey. Şimdi hocam bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu kadar laf ediyor anneme. Ama bir taraftan da çocuğun okul taksidini ona ödetiyor. Buna ne diyeceksiniz Kemal Bey? O zaman hiç sesi çıkmıyor biliyor musunuz? Hiç. Yani kendi çıkarları olduğu zaman annemi çok güzel kullanıyor hocam. Geçen arkadaşlarını çağırdı eve biliyor musunuz? Kaç kişi anneme içli köfte yaptırdı. Ya yani boğazından geçiyor, lafını ediyor ama onlar boğazından tıkır tıkır geçiyor vallahi hiç. O zaman annem mükemmel bir insan. Şimdi değil mi? Anne ve babalık görevini yaptığı zaman her şey zaten okey. Yani bir para vermesi demek. Ne demek ya? Zaten verecek ki. Bizimkiler de yeri geldiğinde veriyor. Ne demek yani? Verecek. O ayrı mevzu. Ha bu arada çocuğun okul taksitini vermiyor mu? Çok da problem değil ya. Bir sürü okul var yani. Gider bir tanesini veririz. Veya okutmayız. Okutmayız kardeşim, evde gelir bakarsın çocuğa. Ne olacak yani? Buyurun hocam, gördünüz mü çözümünü? Gördünüz mü? Her şeyin kolayına kaçıyorsunuz. Bir şey demiyorum ben. Çıkarların için sen kullanıyorsun, herkesi kullanıyorsun Kemal ya. Bırak Allah aşkına. Beni bile kullanıyorsun valla. Ben bunu bile düşünüyorum hocam artık. Yeter artık ha, burama geldi ha. Valla süper. Bu neymiş ya? Valla 9 yıl bunu çekiyoruz hocam. Daha ne diyeyim ki? 9 yıl ya. Hiç susmadan taramalı tüfek gibi konuşuyor ya. Taramalı tüfek gibi ya. Konuşa değil, konuşturana bakacaksınız hocam. Baş kusura bakmayın hocam, sizin karşınızda da böyle konuşuyoruz da. Valla utandım ben de. Neyse inşallah. Annesi evime karışmasın. Çocuğun okul taksini ödüyor mu? Amenna, elini öper geçerim, problem değil benim için. Bu kadar hocam, benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Daha ne söyleyeceksin ki acaba? Ne olduğunu ortaya döktün. Kemal, Nasrettin Hoca ne demiş? Parayı veren düdüğü çalar. Osmanlı'da ilk dış borç 3. Mehmet döneminde alınmıştır. Sonra o borcu veren batılı devletler çeşitli taleplerle padişahın önüne bir liste koymuşlardır. Padişah vezirine dönüp bugün para alan yarın emir de alır diye o tarihe geçen sözü söylemiştir. Öyle bir şey yok. Ben parayı alayım ama yetki bende olsun. Sorumluluk, mali yükümlülükler karşı tarafta olsun ama yetki her anlamda bende olsun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Akrabalar, sevenler birbirine maddi ve manevi destek olmayacak mı? Elbette ki olacak ama belli koşullar içerisinde. Tanımlanmış belli usuller çerçevesinde olacak bu. Ne kayınvaliden ben parayı verdim deyip sizin eve sınırsız giriş ve müdahale hakkına sahip olacak, ne de sen paranı alırım ama emrini almam deyip kestirip atacaksın. Bu işin usulü karşılıklı anlayışla, konsensüsle belirlenecek. Bu böyle. Neriman, kişisel alandan bahsettik. O evin sınırlarından bahsettik. Bütçe de kişisel alana girer. O bütçeye giren, çıkan meblağlar ne olarak giriyor aile bütçesine? Bu bir hibe mi? Bu bir borç mu? Bu bir kredi mi? Bunlar tanımlı mı? Bunlar geri verilecek mi? Verilmeyecek mi? Hocam bizim aramızda böyle şeyler konuşulmaz. Bizim aramızda böyle şeyler konuşulmazsa sizin aranızda öyle şeyler konuşulur. Dedikodu, gıybet, çekiştirme, iftira, kavga, dövüş, gürültü, patırtı. Böyle olmaz bu işler. Yetişkinlerin dünyasında mülkiyet dediğimiz bir kavram vardır. Herkes birbirinin mülkiyetine saygı göstermek zorunda. Burada da bir mülkiyet transferi söz konusu. Ne için veriliyor bu para? Geri verilecek mi, verilmeyecek mi? Sen diyorsun ki yardım. Sor bakalım karşı tarafa. Onun niyetine, senin niyetine. Bunlar karşılıklı konuşulacak. Belli bir usul çerçevesinde işleyecek bu para alışverişleri. Yoksa ilerleyen süreçlerde çok ciddi sıkıntılar söz konusu oluyor. Başa kalkmalar söz konusu oluyor. Verilen paralar talep ediliyor, geri ödenmiyor. Ve iyi niyetle çıkılan o yolda kalpler kırılıyor, ruhlar birbirlerinden uzaklaşıyor. Tabii bunu öncelikle kendi içinizde bir halletmeniz gerekiyor. Ne kadar paraya ihtiyacınız var? Bir de şu var. Birinizin haberi olmadan diğerinizin o eve dışarıdan bir kaynak sokması da etik değil. Olmaz. Karşılıklı bilgilendirmeyle, karşılıklı anlayışlı olmak zorunda bu. Ha, tabii burada ikircikli bir tavra da dikkat çekmek isterim. İstemem, yan cebime koy. Hayır hayır, ben istemem efendim. Ben kimseye muhtaç değilim. Ama yan cebime giriversin. Sormuyor musun? Bu değirmenin suyu nereden giriyor diye. Bu da olmaz. Bu da bir iletişim eksikliğidir. Bu da ilişkide sorunların varlığına işarettir. Sizler yetişkin insanlarsınız. Yetişkinlerin dünyasında para alışverişi belirli usuller çerçevesinde gerçekleşir ve bu usuller herkesce bilinen, tanımlı, üzerinde konsensüse varılmış, herkesin kabul ettiği usuller olmak zorundadır. Şimdi Neriman'a bakıyoruz, annem bize yardım ediyor diyorsun. Sen diyorsun, efendim ben bunu borç olarak aldım diyorsun. Anneye soruyorsun, anne başka bir şey söylüyor. Bu iş çorbaya döndü. Buradan sağlıklı bir sonuç çıkmaz. Lütfen. Yetişkin olalım ve olaylara yetişkince yaklaşalım. Ve böylelikle bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Fatih Hoca ile Gerçek Evlilik programında İlişkileri ele aldık, ilişkide yapılan hataları değindik ve bunlara pratik çözümler ürettik. Önümüzdeki programımızda yeni konularla birlikte olabilmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyorum. Kalın sağlıcakla.